Merhabalar arkadaşlar. Size okeyin nasıl oynandığını göstereceğim. Taşlarımızın hepsini beşerli bir şekilde topluyoruz. Taşlarımızı topladıktan sonra dağıtarak oyunumuza başlayacağım. Genellikle 4 kişi üzerinden oynanır okey. Eşli ve herkesin tek olduğu şekilleri vardır skor tablosunda da nasıl olduğunu oyun bittikten sonra daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Kalan birkaç taşımızı da topladıktan sonra oyunumuza başlayacağız. Bir fazlalık gördüğünüz gibi oldu. Bu bizim dağıtırken kullanacağımız taş. Şu an zarımız olmadığı için zar atıyoruz mesela. İki zar attığımızda 3 ile 5 geldiğinde 1, 2, 3. balyanın 5. taşını çıkartıyorum. Bu bizim okeyimiz oluyor. Bunun bir üstü okey bu gösterge. Bir balyayı aldıktan sonra 1, 2, 3 atlıyorum ve bunu sağımızdakine veriyorum. Bir tane, iki tane atlıyorum bu sefer bir karşıdakine. Bir tane atlıyorum bir sonrakine ve kendimizi alıyoruz. Taşların nasıl dağıtıldığını daha detaylı bir şekilde videomuzda daha önceden anlatmıştık. 4 tane daha. Sağımızdaki kişi oyuna başlayacağı için ona 15, kalan herkese 14'er tane taş veriyorum. Ve ortaya da bir miktar taş çıkartıyorum. Oyunumuza başlayacağız. Şimdi bundan nasıl per yapılır? Islak ay değil de yere açarak taşları göstereceğim size. Taşlarımızı yeri açayım. Dişi ve erkek per olmak üzere taşlarımızın nasıl dizdiğimizi göstereceğim. Şansımıza burada da gördüğüm kadarıyla bir per yok. İstersek çift gidebiliriz. 7 çift yaptıktan sonra bittiğinizde 8 sayı düşer. Normal bittiğinizde ise 4 sayı düşer. Eşli oynadığımızda iki tarafa da 32'şer sayı veriyoruz. Sıfıra ilk umuk kim rakibini sıfır yaparsa diğer taraf kazanmış oluyor. Bu elde iki tane çift var ve gösterge var. Taşlar oynanmadan göstergeyi kapalı bir şekilde elimize açıyoruz. Bunları normalde ıslak dizici olmamız gerekiyor. Ben şu an size göstermek için yere dizdim. Göstergeyi gösteriyoruz ve bu da iki düşer sağlıyor. Gösterge 2 düşer, biterler 4 düşer. Bu eli kaldıralım. Bu elde pek bir şey yok. İstakaya koyalım. Mesela bu arkadaşımızın eline bakalım. Şöyle ıstakaya dizerek göstersem daha iyi olacak. Şunu çekelim. Arkadaşlar iki çeşit per var. Birincisi dişi per. Aynı renkte olan sayılar ardı ardına dizilirse, yani bunun gibi mavi, siyah, kırmızı, sarı ardı ardına dizilirse bu dişi per olmuş oluyor. Bir de erkek perimiz var. Dişi dememizin sebebi ise sağına ve soluna büyüyebilmesi. Yani burada mavi 6 5 4 geldiğinde oluyor ve bu taraftan da 10, 11, 12 geldiğinde perimiz buradan giderek büyüyebiliyor. Sağına soluna 13'e kadar büyüyebiliyor. 13'ten 1'e kadar. Aşağı limitimiz 1, yukarısı 13. Erkek per ise bu üçlü. 3 Üç tane 8'li farklı renkte. Bunu da erkek dememizin sebebi maksimum 4 adet taş yan yana gelebiliyor. Bir de sarısını koyarız. Başka da bunun büyüyebilme ihtimali yok. Elimizdeki tüm taşları per ya da çift yaptığımızda ise el bitmiş oluyor. Şuradan açıp hepsini per yapılmış hali de size göstereyim arkadaşlar. Atıyorum elimiz oyunlar oynandı. Şu hale geldi. Zaten elde 14 taş kalacağı için tane balyayı birleştirdik ama yine de biteri yakalayamadık. Atıyorum. Bir tane de siyah beşimiz ya da okeyimiz olursa bu el bitecek. Varsayalım ki bir de okeyimiz var. Şuna da ters koyayım. Okey ise sarı 7. Atalım. El bu hale geldi mi? Bakıyoruz. 4, 8, 14 tane daşımız var. Ve hepsi per. El bitmiş oluyor. Sıralı bir şekilde dizilenler dişi. Ard arda rakam şeklinde dizilenler ise erkek perde. Bunu az önce göstermiştik. Ben şunu erkek per yapayım. Ne demek istediğimi daha da iyi anlayın. Bir tane de farklı renkte 8 bulduk Morayı erkek per yapacağız. Şuradan devam edelim bakalım inatla bulamıyoruz. Şurada varmış. Bunu aldık. Bunları bıraktık. Bu erkek per olmuş oluyor. Yani dişi ve erkek per önemli değil. Hangisinden ne yaptığımız. Toplamda 14 tane taşı sıralı bir şekilde dizmemiz yeterli. Per yapmamız yeterli. Şimdi oyunun bir de işleyişini gösterelim. Perleri gösterdikten sonra Şu taşları kenarıya alayım. Şu kapalı taşları da açık taşları da kapatayım. Bunlar ortadaki taşlardı. Sarı yediği yani okeyimizi istediğimiz yere kullanabiliyoruz. Joker gibi bu. İskambil oyununda joker olarak kullanılan kağıt gibi. Buraya açılan taşın bir yukarısı okeyimiz. Biz onu istediğimiz yere per ya da çift olarak kullanabiliriz. Şimdi taşlar dağıtıldı. Her oyuncu 14'er tane taşını aldı. Şu ıstakaları da koyalım şöyle. Her oyuncu 14'er taşını aldıktan sonra çekiyor ve çektiği taşı atıyor. Bir tane atıyor. Attığınız taş sizin alt tarafta oynayan oyuncunun attığı taş size yaramıyorsa bu oyuncu için bahsediyorum buradaki oyuncu için. Attığı taş yaramıyorsa bu da çekiyor. Bu da atıyor. Bu da çekiyor. Bu da atıyor. Biz de çekiyoruz. Yaramayan bir taşı atıyoruz ve bu sırada eli değiş tokuş yapıyoruz. Yani o 14 taşı biçimlendiriyoruz. O 14 taşı ilk kim yaparsa ya da 7 tane çift yaparsa o son taş kapalı koyuyor ve elini gösteriyor. Şu şekilde bitmiş oluyor. Bittiğinde 4 sayı kazanmış o rakibinden düşürmüş oluyor. Kendileri ise sayılarını koruyor. Genelde 32'den düşerek oynanıyor eşli oyunlarda. 32'den ilk kim rakibini 0 yaparsa o kazanmış oluyor. Bilmemiz gereken ekstrem bir durumsa şu. Şimdi taşları açarak perleri daha detaylı anlatalım. Nasıl per yapmamız gerektiğini daha detaylı anlatalım. Elde 14 taş olduğunu söylemiştik daha önce. Mavi, sarı burada arkadaşlar. Mesela bu okey. Bunu çektiğinizde genelde okeyleri ters kapalı olarak koyarlar. Kapalı olarak elinize koyabilirsiniz. El bu şekilde biter. Bilmemiz gereken bir durumsa, özel bir durumsa... ...biri hem 1-2-3 olarak kullanabiliyoruz... ...hem de şu şekilde bir 13-12 olarak da per yapabiliyoruz. Yani... 1 2 3'te olarak yapabiliyoruz şöyle. Atıyorum şurada da 3'ümüz olduğuna bu da bir perdir. 10 12 13 1 şeklinde de per yapabiliyoruz. Bu sadece biri özel bir durum. Bir de sahte okeyimiz var bizim arkadaşlar. Bu taş her okey destesinde farklı biçimdedir. Yuvarlak şekilde olabilir, bu şekilde kupa şeklinde olabilir ama değişik şekilde olan taşımız ise sahte okey. Bunun anlamı da sarı yedi. Yani Sarı 7 Okey olduğu için balyada eksiliyor arkadaşlar. Sarı 7'yi balyada tamamlayabilmek için açılan Okey yerine sahte Okey adını verdiğimiz bu taş kullanılır. Yani bunu kullanarak bu Sarı 7 Okey'imizde 9 8 7 şeklinde per yapabiliriz. Amacımız elimizdeki taşları per yapmak. Az önce de söylediğim gibi atılan taş yarıyorsa bunu alabilirsiniz, yaramıyorsa ortadaki dizili olan atıyorum şu ortadaki taşlar olsun. Şunları çekelim kenarıya. Bunlar ortanın taşları. Buradan herkes taş çekiyor zaten. Atılan taş yaramıyorsa çekiyorum. Elime atıyorum yaradı. Şu şekilde oldu. Bunu bırakıyorum. Başka yaramayan bir taş atıyorum. Amacımız elimizin hepsini pair yapmak. Umarım anlamıştırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.